Merhabalar arkadaşlar, Emine'nin El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basıp aktif hale getirip o güzel beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Zil butonunu açıp gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizler ile birlikte patik süsü modeli yapacağız arkadaşlar. Sadece patiklerde değil, örgüye dair çantalarda, yeleklerde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarım bile kolaylık ile yapabilirler arkadaşlar. Yapılması çok kolay. Şöyle bir lif ipim var. Sarı artan lif iplerini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Normal ipler ile de yapabilirsiniz. 3 numara 1.70 milim tığım var. Bir adet de makasım var. Siz istediğiniz herhangi bir iple yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle küçük bir halka oluşturuyoruz. Şöyle parmağımıza dolayalım. Şu şekilde arkadaşlar. Tığımızı geçirelim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle tutabilirsiniz. Parmağınızda da yapabilirsiniz. Tığımı doladım. Halkanın içerisine bir tane dolgumu yaptım. Bir kere de geçirdim arkadaşlar. Tekrar bir zincirimi çektim. İkinci dolgumu yapıyorum. Halkamın içerisine tekrar bir zincirimi çektim. Üçüncü dolgumu yapıyorum. Tekrar dördüncü dolgumu yaptım. Beşinci dolgumu yaptım. Ve son olarak altıncı dolgumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Dolgularımı yaptım. Bakın. Altı tane bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 yaptım. Halkamızı asılarak birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde birleştirmemi yaptım. Koparmadan ipi sıkı bir şekilde çekin arkadaşlar. Ve bir zincirimi çekiyorum. Başladığım noktaya dolgumuzun tepesine kaydırma tekniği ile birleştirdim ve bir zincirimi çektim. Bakın bu şekilde hemen 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımın başına dolayarak dibine şurada bir zincir çekmiştik arkadaşlar. Aralarına yapıyoruz. Dibindeki araya 1 ve 2 kere geçirdim. Tığımın başında 2 tane ilmek kaldı. Tekrar tığım başına dolayarak aynı boşluğa dibine 1 ve 2 kere geçirdim arkadaşlar. 3 tane ilmek oldu. 3 tane ilmeği geçirmiyorum. Tekrar tığım başına dolayarak aynı boşluğa 3 tane aynı boşluğa batıyorum ve dördüncüyü yapıyorum. 1 ve 2 kere geçirdim. 4 tane trabzan yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hepsini beraber kapattım, geçirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz burada. Tekrar tığım başına doladım. Dibindeki boşluğa şuradaki dibine batıyoruz arkadaşlar. Dibindeki boşluğa battım. 1 2 kere geçirdim. Tekrar tığım başına dolayarak 1 ve 2
İkinciyi geçirdim arkadaşlar. Tığımın başında 3 tane ilmek var. Tekrar 1 ve 2 kere geçirdim. 3. trabzanımı yaptım. 4 tane ilmek var. Tekrar 1 ve 2. 4. trabzanımı yaptım. Bu şekilde. Şimdi hepsini beraber kapatıyoruz. Bakın bu şekilde oldu. Tekrar 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. Tığımın başına doladım. Evet arkadaşlar, tığımın başında dolayarak dibindeki boşluğa 3. dolgumuzun arasına batıyoruz. 1 ve 2 kere geçirdim. Tekrar başına dolayarak aynı boşluğa battığım yere 1 ve 2 kere geçirdim. Tığın başına 3 tane ilmek var. Ve tekrar tığın başına doladım. Aynı boşluğa 1 ve 2 kere geçirdim. Ve tekrar tığın başına dolayarak 4. trabzanımı yaptım. Bu şekilde toplamda 2, 3, 4, 5 tane ilmek olacak. Hepsini beraber kapattım, geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çektim. Tekrar dibindeki boşluğa 1, 2, 2 kere geçirdim. Tekrar başına doladım tığımın. Dibine batarak ikinci trabzanımı yaptım. Ve tekrar 3. trabzanımı yaptım. Tekrar dolayalım arkadaşlar. 1 ve 2. Toplamda 5 ilmek oluyor. 1, 2, 3, 4 trabzan yapmış oluyoruz. Ve hepsini beraber kapatıyoruz. Tekrar yapalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirimi çektim. Dibindeki boşluğa şu bir zincir çekmiştik arkadaşlar. Boşluğa 1, 2 kere geçirdim. Tekrar tığın başına doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Tığımızda 3 tane ilmek olacak. Tekrar tığın başına doladım. 3. trabzanımızı yapıyoruz. 4 tane ilmek oldu ve 4. trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde ilmeğimiz 5 tane olacak ve hepsini beraber geçirdim arkadaşlar. 4, 5, 6. Tekrar dibindeki boşluğa şimdi 3, 4, 5, 6. şu şekilde fıstık modeli gibi bir model oluşuyor arkadaşlar. Ama biz trabzan ile yapıyoruz bu modeli. Şimdi 6.'yı yapalım. 1 ve 2 geçirdim, 2 tane. Tekrar tığın başına doladım. 1 ve 2. Tekrar 3. trabzanımızı yaptık. Ve tekrar tığın başına doladım. 4. trabzanımızı yapıyoruz. Ve hepsini beraber kapatıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirimi çektim. Başladığım noktanın tepesine bu şekilde birleştiriyoruz. Kaydırma tekniğiyle kapattım. Ve bir zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi çiçek kısmını yapıyoruz. Tığın başına doladım, bir zincir çektim. Şu boşluğa arkadaşlar birinci dolgumu yaptım. Tığın başına doladım. Ve şimdi iki kere de geçiriyoruz arkadaşlar. İki kere de geçirdim. Tığın başına doladım. Şimdi üçüncüye geçireceğiz arkadaşlar. Üçlü trabzanımı yaptım. Bu şekilde 5 tane daha trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde de sayabilirsiniz. 7. Şimdi arkadaşlar 1,
2, 3, 4, 5. 5 tane üçlü trabzan yapmış oluyoruz. 5 tane üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanımı yaptım. Toplam 8 tane oluyor. Ve tekli tığım başına doladım arkadaşlar. Tığımın başına doladım. Ve bir kere de geçirdim. Bu şekilde birinci çiçeğimizi yapmış oluyoruz ve tekrar başladığım noktanın tepesine tığımın başına dolamadan batıyorum. Tepesine battım ve bir kere de geçirdim. Bu şekilde arkadaşlar tekrar yapalım. Bir kere doladım. Bakın bu şekilde zincir falan çekmiyorum. Tığım başına doladım. Bir. Tekrar iki. İki kere de geçirelim. Geçirdim ve tekrar tığım başına doladım. Üçüncüye geçiriyorum arkadaşlar. Bunları bir tane yapıyoruz. Ve şimdi üç tane üçlü trabzanımızı 5 tane yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Evet arkadaşlar 5 tane trabzanımı yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 olacak. 5 tane trabzanımı yaptım. İkili trabzan yapıyoruz burada. İkili trabzanımı yaptım. Ve tığımın başına doladım. Bakın bu şekilde. Bir kere de geçiriyorum. Çiçek modelini almaya başladı. Ve başladığım noktanın şu fıstık modeli gibi trabzanlar yapmıştık. Onların tepesine batıyorum. Aralara. Bir kere de geçirdim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Tığım başına doladım. Zincir çekmedim arkadaşlar. Tepesine batmıştım. Bir kere de geçirdim. Tığım başına doladım. Bir kere de geçiriyoruz. Ve tekrar tığım başına doladım. Şimdi iki kere de geçiriyoruz. Ve tekrar tığım başına doladım. Üçlü trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzanlarımızı yapalım. Üçlü trabzanlarımızı 5 tane yapıyoruz burada. Toplamda 7 tane yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşli trabzanımızı yaptık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon. 1, 2, 3, 4 tane yapmışız arkadaşlar. Ve 5 oldu. Toplamda 7 tane olmuş oluyor. Ve tekrar tığım başına dolayarak ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığım başına doladım. Tekli trabzan dolgu yapıyoruz. Bu şekilde çiçeğimiz modelini almış oluyor arkadaşlar. Ve başladığım noktanın tepesine batıyorum. Bir kere de geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Çiçeğimiz ortaya çıkmaya başladı. Ben aynı sistem ile çiçeklerimi tamamlayayım. Burada görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bitirdim. Son olarak başladığım noktanın tepesine batıyorum. Araya batıyoruz. Ve bir kere de geçirdim. Modelimiz çıktı arkadaşlar. Bakın. Çok güzel oldu. Sizler de patiklerinizde, çantalarınızda, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ortalarına isterseniz boncuk da dikebilirsiniz. Ya da farklı süslemeler de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir zincirimi çekiyorum. Ve makasım ile kesiyorum. Bitmiştir. Arkaya gizliyoruz arkadaşlar. Şu ortadaki ipimizi de geçirelim. Şuradan.
savunmaması için gizledim. Şuradan keselim arkadaşlar. Ve burayı da keselim. Evet arkadaşlar, motifimiz, çiçeğimiz bitti. Bakın bu şekilde oldu. Farklı renklerde sizler de yapabilirsiniz. Yapılması çok kolay arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.